Nazmi Arıkan kimdir? Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Burada ilkokul ve ortaokul eğitimi aldıktan sonra Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Daha sonra da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. MEF dershanesinde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ, makine mühendisliğini okudu. Arıkan, o yılları, yatılı okuduk, devlete çok borcumuz var, ilk takım elbisemi, kösele ayakkabıyı orada gördüm. Öğretmen okullarının çok iyi programı vardı. Tarım, ticaret, el işi, arıcılık dersleri alırdık, diye anlatıyordu. 1996 ila 1997 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Merkezi dershanesini devralan Nazmi Arıkan, tek şube olarak aldığı dershaneyi 2004 yılına kadar geçen sürede 100 şubeye çıkardı. 2011 ila 2012 döneminden bu yana başta İstanbul olmak üzere farklı illerde çok sayıda okul açan Nazmi Arıkan, kurucusu olduğu Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın özel öğretim kursları, temel liseler ve okullarında 7000'e yakın kişi çalışıyor. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü. Çanakkale Gelibolu'ya bağlı Karayinebeyli köyünde çiftlik evinde yaşayan Nazmi Arıkan'ın gece saatlerinde evinde saldırıya uğradığı öğrenildi. Saldırıda Nazmi Arıkan ile birlikte şoförünün de hayatını kaybettiği belirtildi. Gece geç saatlerde çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçak darbesi alan Arıkan ve Eker olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çiftlik çalışanlarının Arıkan ve Eker'in cansız bedenlerini bulmalarının ardından olay jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cansız bedenleri otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.